Bir Adnan Sular'a bir bağlanalım. Adnan, hayırlı sabahlar. Şu an Çağlayan Adliyesi'ndesin bildiğim kadarıyla. Nedir ileteceğin bilgiler? Sonra bir 10-15 dakikaya başlayacağız. Evet. Evet, Çağlayan Adliyesi'nde çünkü önemli bir dava görülüyor. Bugün bir derneğin, bir daha doğrusu kuruluşun kapatması fesiyle ilgili bir dava açılmıştı. Bu hangisi hemen söyleyelim. Tarlabaşı Toplum Merkezi. Peki burası nasıl faaliyetler yapılıyor? Yapılan bir haberler iddiasına göre burada başta Türkiye ve Suriye'deki çocuklar ve ergen yaştaki çocukların bir araya toplanıp burada LGBT adı altında bir takım faaliyetlerle bu cinsiyet problemi yaratabilecek olan birçok eğitimlere maruz kalıyorlardı. Bununla ilgili bir haber yapılmıştı. Tabii haberin aslında kahramanı şu an yanımızda. Milliyet Gazetesi istihbarat şefi Özlem Doğan. Size soralım isterseniz, bu nasıl başladı süreç? Şu anki durum nedir? Bir sene önce ben sosyal medyadan bunların çıkardığı bir dergiyi gördüm. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin. Oradaki ifadeler çok dikkatimi çekti. Şöyle bir araştırdım ve Tarlabaşı'nda çocukları ve gençleri, özellikle Suriyeli, Roman ve Türk çocuklarına ahlaksızlık aşılayan bir merkez olduklarını gördüm. Zaten onlar da bunu saklamıyorlar. Bütün sosyal medyalarından paylaşmış durumdalar. Ve süreç böyle başladı. Araştırdıkça altından büyük iğrençlikler çıktı. Sözde çocukların geleceğini düşünen, asla böyle bir şey alakası olmayan, sözde çocuklara eğitim veren, aslında küresel renkli örgütün piyonluğunu yapan, zaten yurt dışından fonlanan bir dernekle karşı karşıyayız. Ve bu dernekte maalesef çocuklara +18 ahlaksızlık eğitimi veriliyor. Çocukların cinsiyeti ve ahlakıyla oynanıyor. Bunları söylüyorum ve çocukları, özellikle erkek çocuklarını travesti gibi giydiriyorlar. Çocuklara PKK eğitimi veriyorlar. Polis öğretmen nefreti aşılıyorlar. Ve aynı şekilde ailelerinden nefret etmesini öğretiyorlar. Yani bu merkez sapkınlığın, ahlaksızlığın odak noktası. Tabii bugün özellikle 18. Asya Hukuk Mahkemesi'nde fesih davası görülüyor. Karar çıkması bekleniyor anladığım kadarıyla. Ne gibi bir karar bekliyorsunuz? Ben bu derneğin feshedilmesi taraftarıyım. Eğer feshedilirse Türk toplumu için, Müslüman Türk toplumu için çok büyük bir hayır işlenmiş olacak. Çünkü yurt dışından fonlanarak, yabancı vakıflardan, yabancı elçiliklerden fonlanarak Türk milletinin evlatlarının ahlakı üzerinde oyunlar oynuyorlar. Üniversitelerde gidip konuşuyorlar. Cinsiyetsizliği ya da erkek çocuklarını, kız çocuklarını erkek yapmayı insanlara empoze etmeye çalışıyorlar ve bunları yetişkinlere yapmıyorlar. Çocuklara yapıyorlar bunları. Bakın, biz kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Yetişkin bir bireyin neyi seçtiğiyle ilgilenmiyoruz biz. Ama burada propagandasını yapıyorlar ve sistematik olarak da bunu uyguluyorlar. Aslında bugün bunu burada gördük. Yani şimdi şu var, aslında biraz üzücü ama taraftarları çok fazla. Evet. Siz de buraya bugün basın açıklaması için geldiniz. Maalesef fazla bir katılım yok. Özellikle gerek medyadan gerek toplumdan. Toplumun ilgisizliğini, medyanın ilgisizliğini neye bağlıyorsunuz? Toplumun aslında ilgisizliği yok. Yani vatandaştan çok ciddi anlamda destek alıyorum. Ama ben tek başıma onlara yeterim. Çünkü onlar batıl, onlar ahlaksız. Tek başıma onlarla mücadele etmeye devam edeceğim. Ve zaten halkımız yanımızda, diğer arkadaşlarımız yanımızda ama biz bir anda buraya gelmeye karar verdik. Dün gece karar verdik. Tabii insanlar, işleri güçleri var. Onlar gibi her ne kadar toplanamasak da 100 kişi, biz bir kişi 100 kişisine ederiz onların. Çok teşekkür ederim. Tabii daha önce biliyorsunuz Adnan Oktar ve grubuna yönelik haberler yapmıştık. Maalesef o dönemde de gerek toplumdan gerekse medyadan biz de gerekli desteği almamıştık ama hakikati savunmak için illaki arkanıza bir ordu gerekmez. İşte burası bir Hudeybiye'dir aslında. Çok fazla kalabalık olmaları şey ifade etmiyor. İnşallah bugünkü mahkeme kararıyla da bu haklılık bir kez daha tescillenmiş olacak diyelim ve sözü bu minvalde stüdyoya bırakalım. İki kelime.